Evet efendim, programımızın bu bölümünde Ferteş'in Tüp Bebek Merkezi'ndeyiz ve konuğum merkezin değerli kurucusu, değerli ve tecrübeli hekim Operatör Doktor Sayın Seval Taşdemir. Kendisiyle bebek sahibi olmak isteyen ailelerin sorunlarını konuşacağız. Bu arada sohbetimize başlamadan önce hemen duyurmak istiyorum. Elimde yine her zamanki gibi telefonum var. WhatsApp numaramız aşağıda yazıyor. Lütfen siz de WhatsApp'tan sorularınızı yöneltin ki programda canlı canlı doktor hanıma iletebilelim. Merhaba Seval Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok sağ olun. Ben hemen ilk soruyu ben yöneltmek istiyorum hocam. Şunu sormak istiyorum. Tüp bebek tedavisinde kadın olsun erkek olsun en sık rastlanan problemler nelerdir? Erkeklerde sperm azlığı. Özellikle sperm sayısı 5 milyonun altında olduğu zaman hastalara önerdiğimiz tedavi tüp bebek tedavisidir. Bunun yanı sıra mevcut spermlerin büyük çoğunluğunun hareketsiz ve şekil bozukluğunun olması da yine tüp bebek tedavisine girecek olan hasta grubunu belirler. Kadın grubunda ise yumurtlama fonksiyonları, daha önceki tedavilerin sonuçsuz kalması, uzun yıllar evlilik, ileri yaş grubu, özellikle yumurtalardaki yumurtlama fonksiyon bozukluğuna neden olan polikistik over sendromu, endometriozis gibi yumurtalık kistleri, bunlar sık olarak tüp bebek tedavisine giren hastalıkları içerir. Kadında ve erkekte tabii ki her hastalığında kişiye göre seyri değişik oluyor. Örneğin polikistik over sendromu bazı hasta gruplarında infertiliteye neden olmazken tüp bebek tedavisine gelip defalarca tüp bebek tedavisi uygulanıp zor netice elde edilen hasta gruplarına kadar yelpaze genişlemektedir. Aynı şey çikolata kistleri için de geçerli. O nedenle tıpta hastalık yok, hasta vardır. Mutlaka her hasta kendi özelliğine göre ele alınıp değerlendirilmeli. Hocam bu arada telefonumuza mesajlar da gelmeye başladı. Hemen ben okumak istiyorum. Hollanda'dan yazan izleyicimiz, telefon numarasının sonu 3841 ile bitiyor. Şöyle yazmış, diyor ki iyi günler doktor hanım. Sorum şu, düzenli adet oluyorum. Bütün tahliller normal. Tüp bebekte bir çocuk sahibi oldum ama şimdi olmuyor. Yumurta büyümesinde gerileme olmuş. 5 ay önce tekrar bir tüp bebek yapıldı. Her şey iyi giderken, 2 aylıkken bebeğin kalbi durdu. Tabii bu çok moral de bozucu bir şey. Geçmiş olsun öncelikle izleyicimize. Hocam bu vakayı nasıl değerlendirirsiniz? Tabii 2 aylık bebeğin gönül isterdi ki genetik tahliline yapılmış olması. Bu eşlerin her ikisinde de genetik problem olabilir. Dolayısıyla gebeliğe ulaşabilir bu genetik bozukluk. Veya çiftler sağlıklı olduğu halde embriyo oluşurken, yani her birimizin vücudundaki kromozom yapısı bölünüp embriyo çocuğa geçerken o esnada fazla veya eksik kırılmalar olabilir kromozomlarda. Dolayısıyla bebeklerin kaybında en önemli faktörlerden birisi genetik faktörler. Bunun yanı sıra rahim içerisindeki perde, miyom, polip gibi oluşumlar, geçirilen enfeksiyon hastalıkları, o esnada vücuttaki metabolik dengesizlikler, tiroid hormonunda kan şekerindeki dengesizlikler, hastanın sonradan kilo alması, birçok faktör sıralayabiliriz. O nedenle bebek kayıplarında bir sonraki tedaviye girmeden önce yapılması gereken bütün kontrollerden geçmeli. Eğer çiftte bir problem yoksa bir bebek kaybında tekrar tüp bebek tedavisine başlanır. Fakat herhangi bir etken faktör bulursak mutlaka bunun tedavisi yapılıp sonrasında da tüp bebek tedavisine geçilmeli. Dolayısıyla bu çiftimizde bir bebek kaybı olmuş ve infertilite problemi yaşayan bir hasta bir sonraki tedavisinde direkt başlanılmamalı. Bütün kontrollerden geçirilip ondan sonra tüp bebek tedavisi önerilmeli. Evet hocam, başka bir vakaya geçmek istiyorum. Almanya'dan yazan izleyicimiz, telefon numarasının sonu 5547 ile bitiyor. Bu arada çok da güzel bir hanımefendi. Zaten izleyicilerimizin hepsi güzel. Bir kere her şeyden önce gönülleri güzel, yüzleri de güzel. İnşallah her şey Allah gönüllerine göre versin. Diyor ki, selam, benim adım Figen, Almanya'da yaşıyorum. Yardımcı olabilirseniz çok mutlu olacağım. Evliyim, eşimle bir bebeğimiz olsun çok istiyoruz. İnşallah bir an önce olur. Hamile kalıyorum ama 9 hafta sonra kalp atışları gidiyor ve büyüme yapmıyor. Burada Almanya'da eşim ve ben tüm kontrolleri olduk. İkimizde de bir sorun yokmuş.
3 kere düşük yaptım. Acaba yardımcı olabilir misiniz? Şimdi hocam bu tekrarlayan düşükler hakikaten çok moral bozucu. Hani tedavi olup sonuç alamamak ayrı bir dert ama sonuç alıp ha tamam bu sefer olacak deyip böyle yüreği ağzında beklemek, sonrasında da böyle bir hüsrana uğramak hakikaten çok yıpratıcı. Dolayısıyla böyle çiftler için, ekran başındaki çiftler için neler söyleyebilirsiniz? Evet, tekrarlayan düşük kayıplarında en sık karşımıza çıkan faktör bütün kontrollerden geçip netice elde edilemediyse bağışıklık problemi olabilir. Anne babanın genetik yapısı sağlıklı olduğu halde embriyoya geçişte genetik problem yaşanabilir. Dolayısıyla bu hasta gruplarında baştan bağışıklık tedavileri yapılıp sonrasında tüp bebek tedavisinde pregenetik tanı tedavisi dediğimiz embriyoların genetik taramalardan geçirilmesi ve aynı zamanda da hastaya kan sulandırıcı ilaçların kullanılması önemli oranda tekrarlayan düşükleri önleyebilir. Hastamızda bunlara mutlaka dikkat edilmeli. Çünkü hasta uzun bir uğraşlardan sonra çocuk tedavisi olacak, tüp bebek tedavisine girecek. Ön tedbirler alınmadan tüp bebek tedavisi başlanılmamalı. Şimdi hocam az önceki soruyu da izleyicimizin sorusunu da cevaplarken Figen Hanım'ın sorusunu söylediniz. Pregenetik. Hep bunun altını çiziyorsunuz. Şimdi pregenetik tanıların, tetkiklerin acaba bebek sahibi olmak üzerindeki etkisi nedir? Kimler bundan yararlanabilir? Biraz daha detaylandırabilir miyiz? Kromozomlardaki şekil ve yapısal bozukluklar birçok fiziksel bozukluklara neden olabilir. Bu mental retardasyon olabilir, fiziksel bozukluklar olabilir. Biz fiziksel bozukluklardan ziyade eşlerde yapılan taramalarda kromozomal bozukluklar olması veyahut da dengeli translokasyon dediğimiz taşıyıcı durum olması veya dünyaya gelmiş bebeklerde kromozomal bozukluk olduğu zaman bu çiftlerin tüp bebek tedavisinde pregenetik tanı tedavisinin yapılması gerekir. Bize özellikle yurt dışından tüp bebekteki genetik taramaları yaptırmak üzere birçok hasta başvuruyor. Biliyoruz ki Avrupa'da bu tür tedavilerin yapıldığı merkezler sınırlı ve fazla da tecrübeleri yok. Biz uzun yıllar bu tedaviyi yapıyoruz. Eğer genetik tanıları yurt dışında aldılarsa hastalar zaten yaşadıkları ülkede de kendilerine bu tedavinin Türkiye'de daha başarılı olduğunu ve sonuçların daha iyi olduğu bilgisi veriliyor. O nedenle özellikle Türk kökenli Avrupa'da yaşayan hastalar bize son yıllarda bu tedaviyi görmek üzere başvuruyorlar. Benim hatırladığım örneğin ailede kas erimesi hastalığı var. Birçok bireyde bu problem yaşanmış. Biliyorsunuz ki belli bir yaşa gelince bu bireyler kaybediliyor. Çiftler evlenecek, kendi taramalarını yaptırdıklarında bu hastalığı taşıdıklarını tespit etmişler. Ve bize başvurduklarında daha hiç çocuk sahibi olmadan böyle tabii bir problemi yaşamak istemediler. Ve biz tüp bebek tedavisi yapıp ayrıştırıp sağlıklı embriyoyu yerleştirdik. Ve dolayısıyla bu problem ortadan kalkmış oldu. Tekrarlayan düşüklerde ailede tanısı konulmuş genetik bir hastalık varsa veya çiftler taşıyıcıysa mutlaka bu tüp bebekteki pregenetik tanı tedavisinin yapılması gerekir. Evet hocam, telefon numarasının sonu 8533 ile biten izleyicimizin sorusunu okuyorum. Merhabalar hocam, 3 yıllık evliyim. Hiç korunmadığımız halde bebeğimiz olmadı, doktora başvurduk, her şey normal dediler. Yumurta geliştirmek için tedavi uyguladılar, bir ilaç kullanıyormuş onu söylemeyeceğim. Rahim filmi çekildi, tüpler açık ama tedaviyle yine olmadı, sonuç alamıyoruz diyor izleyicimiz hocam. Bu vakada neler söylenebilir? Açıklanan ve infertilite olgularında hastaların kendi ifadesine göre gerçekten bir bulgu olmayabilir veya olabilir. Hasta bunu bu şekilde değerlendiriyor olur. Dolayısıyla biz hastalar bize başvurduğunda biz bütün rutin yapılmış tetkikleri değerlendiriyoruz. Yapılması gereken kontrollerden geçiriyoruz. Sonuçta diyelim ki açıklanan infertilite var ve hastanın yaşı genç. Uygulanması gereken tedavi genç hastalarda aşılama tedavisi, netice elde edilemiyorsa tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Aşılamada özellikle son yıllarda sperm mıknatıslı aşılamaları uyguluyoruz. Normal aşılamalara göre daha iyi netice aldığımız bir tedavi şekli. Ama 3 kez aşılama yapıldı. Netice elde edilemediyse tüp bebek tedavisine geçilmesi gerekir.
Çünkü açıklama infertilitenin birçok nedenini de biz tüp bebek esnasında görüyoruz. Tüp bebek tedavisinde yumurtayı geliştiriyoruz ve laboratuvar ortamına alıyoruz. Açıklama infertilite olgularının bir kısmında tüp bebek tedavisinde yumurtaların örneğin sağlıklı çıkmadığını görüyoruz. Veya tüp bebek tedavisine aldığımızda yani dönen yumurta sayısının çok az oranda olduğu, kalitesinin düşük olduğu, bu açıklama infertilite olgularında bizim tüp bebek tedavisinde nedenini koyabildiğimiz birçok basamakla karşılaşabiliyoruz. O nedenle defalarca netice elde edilemeyen tedavilerle hastaları yormanın ve zaman kaybetmenin gereği yok. 3 kez aşılama yapıldı. Genç hastalarda bile uygulanması gereken tedavi tüp bebek tedavisidir. Eğer tüp bebek tedavisine rağmen netice elde edilemediyse bunun zemininde yine birçok faktör yaratabilir. Bağışıklık problemleri rol oynayabiliyor. Anne babanın genetik yapısı normalken embriyoların genetik yapısı bozuk olabiliyor. Veya daha detaylı taramalara geçtiğimiz zaman kadında pıhtılaşma problemi olabiliyor gibi. Bunları çok dikkatlice değerlendirdikten sonra tüp bebek tedavisini sonuçlandırıyoruz. Evet, diğer bir soruya geçmek istiyorum. Telefon numarasının sonu hemen bakalım 0156 ile biten izleyicimiz. Hayırlı günler. 34 yaşındayım. Azospermi hastasıyım. Mikrotezi ameliyatı oldum. Sperm bulundu. Fakat sizin dediğiniz 3 aylık tedavi uygulanmadı. Şimdi bu sizin tedavi, sizin dediğiniz derken hani spermleri güçlendirme tedavisi, önden bir tedavi uygulanabiliyor demiştik zaten. İzleyicilerimiz hatırlar. Uygulanmadı. Acaba her azospermi hastasına bu tedavi uygulanabilir mi? Uygulanırsa acaba şansım artar mı diye soruyor. Aslında çok haklı bir soru. Dolayısıyla ben de size sormak istiyorum. Bizim bu konuda çok tecrübemiz var. 22 yıllık merkeziz. Birçok azospermi hastanın tedavisini neticelendirdik. Şöyle, bize başvuran azospermi hastaları mutlaka hormonlarına ve genetik yapısına bakılmalı. Eğer hormon eksikliği varsa mutlak ve mutlak 3 aylık İlaç tedavisi sonrasında hastanın meni kontrolü veya mikrotezi işlemine girmesi gerekir. Birçoğunda meniye çıkış sağlanabilir. Hormon eksikliği olan, yani hipogonotropik hipogonadizm olan azospermi hastalarında bunlar ilaç tedavisine yüksek oranda cevap veren gruptur. Diğer gruplar, hormonları normal veya yüksek olan gruplarda öncesinde mikrotezi yapılmış fakat bir sonraki tarama tekrar mikrotezi yapılabilir. Mutlaka önden destekleyici ilaçlar veriyoruz ki bu hasta gruplarında bile yine meniye çıkışlar olabiliyor. Meniye çıkan spermler mevcutsa bunlarla tüp bebek tedavisini yapıyoruz. Eğer 3 aylık veya 6 aylık ilaç tedavisine rağmen meniye sperm çıkışını gerçekleştiremediyse ikinci bir mikrotezi yapılabilir. Bu şekilde de spermle elde edilip gebeliğini gerçekleştirdiğimiz yine çok hastamız oldu. Fakat bunlara rağmen sperm elde edilemiyorsa, olgun sperm, bugün için tüp bebek tedavisini yapamıyoruz. Çünkü bir erkeğin çocuk sahibi olabilmesi için olgun spermlerinin olması gerekir. Kök hücreleriyle başlıksız sperm, kuyruksuz sperm gibi halka ifade edilen öncül sperm hücreleriyle bugün için dünyaya gelmiş gebelik yok. Şimdi hocam, bu hormonlardaki, az önce okuduğum mesaj için, hormonlardaki hani bir azalma, bir rahatsızlık, ya aynı durum acaba kadınlar için de söz konusu mu? Kadınlarda da mesela erken menopoz tanısı konup da acaba aslında bir takım destekleyici tedavilerle kadınlarda da yumurta arttırılabiliyor mu? Şimdi aklıma geldi, ben de size sormak istiyorum. Evet, bunlar da doğuştan hiç adet göremeyen hasta grubudur. Hasta ifade eder, ben hiç adet göremedim. Hatta birçok hasta hormon uyarısı olmadığı için rahim yapısı da oldukça ufak kalabilir. Ve hasta gittiği kontrollerde erken menopoz tablosuyla karışır. Bu şekilde de hastalarımız oldu. Kendine yanlışlıkla erken menopoz tanısı konulmuş. Hasta bizim kontrollerden geçtikten sonra sizin çocuğunuz olur. Bunlar da dikkat edilmesi gereken nokta. Tüp bebek tedavisinde kullanacakları ilaç farklıdır. Artı sonrasında destek ilaçları farklıdır. Dolayısıyla hastamızı hipogonotropik tanısı konulduktan sonra hemen tüp bebek tedavisine almıyoruz. Birkaç ay ilaçlarla adet görmesini sağlıyoruz. Bu arada genetik, vitamin, hormonal, başka dengesizlik var mı? Bunların ön tedavilerini yapıp
sonrasında tüp bebek tedavisi de alıyoruz. Bu tür hastaların bizim ilginç hasta gruplarımızdan bir tanesi Kalman sendromu dediğimiz, hem hormon eksikliği aynı zamanda da koku alamama durumu vardı. Böyle iki kardeş bize başvurdular. Erkek kardeş de çocuk sahibi oldu. Kız olan hatta kendisi ebeydi, yıllarca doğum yaptırdım. Ailelere bebek sahibi olmasına yardımcı oldum. Ama kendi evladımı kucağıma alamadım diye üzülüyordu. Ve kendisine de artık bebeğin olmaz tanısı konmuştum. Bize başvurduğunda hayır, yeter ki tedavi düzgün yapılsın. Kalman sendromlu her iki kardeşi de biz aynı zamanda hormon eksikliği oluyor bu grupta. Biz her ikisini de bebek sahibi yaptık. Bunlar güzel örnekleri. Telefon numarası 9021 ile bitiyor. Diyor ki hocam merhabalar. Ben 26 yaşındayım. Eşim 21 yaşında. Benim morfolojik %2. Sayı ve hareketlilik normal. Eşim için de doktor her şey normal dedi ama eşim 3-4 ayda bir adet görüyor. 2 yıldır evliyiz, çocuğumuz olmuyor. Şimdi her şey normal ama her şey normal olan bir süreçte de herhalde 3-4 ayda bir adet görülmez. Dolayısıyla hocam bu vaka için ne söylenebilir? Erkek yönünden bildirildiği sperm sonuçları tüp bebek tedavisi için uygun hasta grubudur. Kadında da bir adet düzensizliği var. Bunun zemininde poliksik over olabilir, hormon dengesizliği olabilir. Ama anladığım kadarıyla yapılan jinekolojik muayenesinde çok ciddi bir problem değil. Evet. Bu hormon dengesizliği, yumurtlama fonksiyon bozuklukları, bunlar çok rahatlıkla çözülebilen gruplardır. Hasta tüp bebek tedavi programına alınmalı. Çünkü sperm yönünden mutlaka bu boyutta hareket edilmeli. Mutlaka farklı tekniklerin uygulanması gerekir. Sperm seçiminde sperm mıknatısları, insi mikroskopları, blastokist transferi gibi başarıyı bize getiren birçok faktör var. Bunlar bizim ülkemizde çok başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Zaten yurt dışından gelen birçok hastanın da bu farklı teknikleri uygulayarak gebeliklerini elde ettik. Birçok hasta Avrupa'dan bu şekilde geliyor. Yani kendi tanıdıkları vasıtasıyla etrafında defalarca tüp bebek tedavisine girmiş, netice elde edememiş. Fakat ülkemize gelip bebek sahibi olmuşlar. O nedenle bu şekilde başvuruların sıkça olduğunu görüyoruz. Telefon numarasının sonu hocam 9929 ile biten izleyicimiz, buradan merhaba diyoruz. Bana ve size merhaba demiş. 3 senelik evliyim. Eşim doktora gitti. Yumurtalarının çatlaması lazımmış. Bu ay eğer olmazsa iğne tedavisi yapılacaklarmış. Benim sperm sayımda fazlasıyla yüksek. Bunun bir ziyanı olur mu, ne yapmamız lazım diye soruyor. Rahim kanalları açıksa yumurtlama tedavisini takiben sperm mıknatısını mikroçipli aşılama yöntemini öneriyoruz. 3 kez uygulandı, netice elde edilemediyse tüp bebek tedavi programına girecek. Tüp bebekte veya aşılamada yine çocuk sahibi olma şansı yüksek hasta grubu. Hocam telefon numarasının sonu 2094 ile biten izleyicimiz şöyle sormuş. 45 yaşındayım, evleneceğim. Çok güzel. Yani şimdi hakikaten 45 yaş artık geç bir yaş değil. Çünkü orta yaş sınırı neredeyse yani 50'lere 60'lara doğru kaydı ama işte böyle çocuk sahibi olmak isteyenlerde sıkıntı çıkıyor. Dolayısıyla evleneceğim, bebek sahibi olmak istiyorum. Tüp bebek şansım var mı diye soruyor izleyicimiz. Adetle görseler bu yaş grubunda hormonlar yükselmiş, yumurtalar zayıflamış olabiliyor. O nedenle bu hasta gruplarına biz mutlaka adetin ikinci veya üçüncü günü yapılan hormon kontrolleri ve aynı gün ultrasonda yumurta rezervlerinin değerlendirilmesini öneriyoruz. Bunlar uygunsa bu yaş grubu da, özellikle yeni evliyse mutlaka kendine gebelik şansı versin. 45 yaş civarında gebelik oranları %10'u geçmese de, tabii biz bu alanda 22 yıldır hizmet veriyoruz. Bu yaş grubunda da birçok hastamız bebek sahibi oldu. Çok istiyorlarsa mutlaka bu şansı vermeli kendine. Hocam bu izleyicimizden, az önce cevap verdiğiniz izleyicimizden yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Tamam, çok güzel. O zaman ileri yaşta evlenecek kadın ve erkeklere tavsiyeniz ne olur? Bizim özellikle önerdiğimiz genç yaşta, eğer evlilerse genç yaşta bebek sahibi olmaları. Ama evlilik ileri yaşlarda olabiliyorsa hastalar bu konuda birazcık daha dikkatli ve uyanık olmalı. Çünkü artık günümüzde
yumurtalarını saklayabiliyorlar, dondurabiliyorlar. Eğer genç yaşta yumurtaları saklanmış olsa genç yumurtalarla gebelik şansının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yaşın getirdiği ister istemez infertilite problemi dahi olmasa getirdiği bir kısırlık problemi, yani infertilite tablosu karşımıza çıkıyor. Bütün kadınların yumurtaları 35 yaşından sonra azalmaya ve döllenme fonksiyonlarının azalmasına neden olur. O nedenle eğer evlilik geç yaşta olacaksa yumurtalar mutlaka saklanmalı ve sonraki yıllarında daha yüksek gebelik şansını elde edebilirler. Bir de şunu sormak istiyorum hocam. Özellikle kadınlarda yumurta dondurmaya değindiniz ya. Başka hangi durumlarda, yani ileri yaşta evliliğin dışında hangi durumlarda yumurta dondurulabilir ve evli olmadan da yumurta dondurulabiliyor mu? Yumurta dondurulmasında eğer ailede bir erken menopoz tablosu varsa veya herhangi bir şekilde evliliği daha ileri yaşta düşünüyorsa, kanser tedavisi özellikle kemoterapi, radyoterapi alacak olan kadınların yumurtalarının saklamasını öneriyoruz. Özellikle son yıllarda yasal olarak da birçok avantajları var. Bundan önceki yıllarda, bir 10 yıl önce bizim böyle bir hakkımız yoktu, yumurtaları saklayamıyorduk. Sperm için de aynı şekilde. Hastaların eğer gittikçe azalan bir spermi söz konusuysa, artı kanser tedavisi için kemoterapi, radyoterapi tedavisine girecekse bu spermlerin de saklanmasını öneriyoruz. Çünkü günümüzde bu yöntemlerden faydalanıp çocuk sahibi olan hastaların da sayısı her geçen gün artıyor. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Aynı dondurma işlemi erkeklerde sperm dondurma için de geçerli mi? Erkekler için de geçerli ve hatta erkeklerin bu yöntemi uygulama şansları çok daha kolay, çok daha basit. Çünkü verilen basit bir meni testiyle spermi çok rahatlıkla saklayabiliyoruz. Halbuki yumurtaların saklanması için kadınların mutlaka tüp bebek yumurtlama tedavisine girmesi gerekir. Tabii döllendirme ve transfer işlemi yapılabilir. Yani tüp bebeğin başlangıç aşamasını geçiriyor kadınlar. Halbuki sperm saklanması çok daha kolaydır. Seval Hocam, bana vakit ayırdığınız için, sorularımı ve izleyicilerimin sorularını cevapladığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.